Assalamu alaikum, hürmetlik radyo anlayıcı kayrandaşlar. Vahiy Penceresi programımızın 18. sanığı kelgen onlarını çen kalbimizden karşılayalımız. Hürmetlik kayrandaşlar, hemenlerge malum boğandık, biz bu programımızda İslam şehidi Seyyid Kutub Rahimahullah'ın Fi Zilalil Kur'an, Kur'an sayısından namlıq tefsirinin birinci parisini dikkatlerine sunup geliyordumuz. Hürmetlik kayrandaşlar, biz ötken saatki ve onun aldıdaki programlarımızda Yahudilik tabiiyeti hakkında toxtaldık. İnşallah bugünkü yeni programımızda hem şu Yahudilik tabiiyetinin bir tarmağı bo'lgan, şularının tabiiyetiga alaqadar bo'lgan şembe kuniga behurmatlik qilish namlıq mavzu bilen programımızı devamlaştırırız. Diqqatinglar radyomuzda bo'lsin. Mikrofon aldıda qayrindishlar Abdullah Yalqun. Bismillahirrahmanirrahim. Şembe kuniga behurmatlik qilish. Qani amdi ularning osiyligining va ahdiga vafo qilmasligining yana bir yangi manzarasini ko'rib biqinglar. Uning da ular o'zlarining azaldilla ahdiga vafo qildiganlardan va qilgan ahdisining huddisidan chiqolaydiganlardan emasligini. Nafsoniy xohish va vaqtliq manfaatlarni ko'rganda butunlay chorasiz qoldiganligini isbotlab beradi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda ular haqida sura Baqaraning 65 va 66-chi oyatlarida shunday deydi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ قَوْمًا لَرْ اِشْتِدِكِ شَنْبِ قَانُونَنِ بُزْغَنْ كِشِلَرْنِنْ قِسِّ Xabarınlarda bardır. Biz onlara hemme tarafından dekki yap koğulundugan har maymun bulup gitenler dedik. Şunun bilen biz onlarının akıbetini zamandaşları üçün ve kiyinkiler üçün ibret, takvadarları üçün vez nasihat kıldık. Kur'an-ı Kerim'nin okşaş bulmağan yerlerde Yahudilerin şembe kanununu burmalaş hikayesi tefsili bayan kılıngan. Meselen Sûre A'raf'nın 163. ayetine Allah Subhanehu ve Teala şundaktaydı. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Onlardan deniz boyudaki şehrinin ahvalini mi sorgun dedi? Onlarının her şembe günü de ilahi hükümge hılaplık kılışkallığını esletkin. Çünkü şembe günü de beylikler su üstüge leylep çıkarttı. Şembe günüden başka günde çıkmaydı. Demek Yahudiler Allah Teala'dan bir mukaddes aram iliş günü teyillep birişini tiligen idi. Şunun bilen Allah Teala şembe gününü mukaddes dem iliş günü kılıp belgelep verdi. Ve o günde dünyalık tapavetini haram kıldı. Onlarını sınaş üçün şembe günü de beylıklarını su yüzüge nahayet köp miktarda leylep çıkıdıgan. Ama ertesi yokap gidiğen kılıp koygan idi. Yahudiler bu sınaktan ötelmedi. Aldığı kilitli kalgan bu tayyar oğunu körgende onlar kandık mı çıdap duralısın? Allah'a kılgan ehdisige vapa kılış yüzsidilla karap durup bunca köp oğunu kandık mı koldan berip koysun? Bu asla mümkün emas idi. Çünkü Yahudilerin tabiiyeti bunundan köp yirak idi. Akıbet ular ilahi kanununu bozup şembe günü de ilahi hükümge hılaplık kıldı.
kaytadan rezillikki çöktü. Şembe günü beliklerini keçiklerge heydep toplap etrafıgı tosak saldı. Beliklerini o günü tutmayı ertesi tuş mu tuştun tutuşku başladı. Şunun bilen Allah Subhanahu ve Teala kitabıda فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Biz onlara hemmi tereptin dekki yap koğulundığın har maymun bulup gitinler dedik deyil Allah Subhanahu ve Teala. Ulanın eni şu rezilliki, eni şu Allah Subhanahu ve Teala'ğa boyun tavlık kılgallıkı sebepten biz onlara har maymun bulup gitinler dedik deyil Allah Subhanahu ve Teala bu sözünü de. Ular Allah'ı bergen ehdisini en şundak bozup azapka haklık bulgan idi. Şunun için şu sebeplik ular irade ilgisi bulgan, irade sahibi insan buluş derecesinden hayvan derecesine çüşüp kılışkı tegeçlik buldu. Şunisi inik ki hayvan degen aşkazanının avazıdın başkını tınşımaydı. Ve aşkazandın mı yüksek oylaydığını bulmaydı. Şuna insanların aldınki hususiyeti bulgan dedi. Ha? İnsanın aldınki hususiyeti bulgan mutlak bir irade hem de Allah'ı belgen ehdisiyle müstehkem sadık buluş katarlık karakterini taşlışı bilen tan insanın bulduysa insanlık derecesinin hayvallık derecesi geçiyordu. Onların cismani cehetten maymunga okşu muhim emez. Belkim ruh, tepekkür, an, tuygu, mecaz, tabiat cihetlerden maymunga okşap kalgan buluşu ve maymunga okşaş hareketlerini kıldığan bulup kalgan buluşu mümkün. Çünkü insanın fikri her daim onun çıray şekliğe, cisim hareketine, ulturuş kopuşlarına bezek buludu. İnsanın içki fikir dünyası taşkı görünüşüge alahide tesir görüstüdü. Bu vaka aynı çağdaki ve şunundan keyinki her kaysi devirlerdeki hakkaniyet düşmanlarına nispeten küçülük açık sabah bulgan bolsa müminlerine nispeten hemme devirde intayin isil nasihat bulup gelmekte. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Şunun bilen biz onlarının akıbetini zamandaşları için ve kiyinkiler için ibret, takvadarlar için vez nesihet kıldık deydi. Demek mana bu sabahtın kiyin nahayetimi meşhur kalı boğuzlaş vakası bayan kalındı. Bunundan ilgirki sürelerde Beni İsrail'nin tarihi vakaları hakkında kıskıcı işarları bilen küpayelengen bulup bu yerde bulsa resmi bir hikaye şekilde intayin tefsili bayan kılınmakta. Çünkü bu vakalar gerçi bunundan ilgili Mekke'de nazlı bulgan sürelerde bayan kılınmakta olsa mı başka yerlerde bayan kılınmakta idi. Bunun da Beni İsrail kavminin meydansızlığı, itaatsizliği, hükümünü icra kılışta horun, bahanıvas, becim boşluğu intayin yakşı suretle belirlen bulup Onun da Medine Yahudilerimi gevdelik rolüge ige. Allah Subhanahu ve Teala bu hafta Sure Bekara'nın 67. ayetinden ta ki 73. ayete geçe şundaktaydı. Estaizu billah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بنا قصق ترجمة Ondan yana shu vaqani mu aslanglarki, ayni chaqda Musa o'z qavmiga Alloh sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilib atamsan dedi. Musa, men jahillardek ish qilishdan Allohga sig'inib panohlik tilayman dedi. Ular biz uchun o'z Parvardigoringa iltijo qilg'inki Bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Alloh uni qirmo emas, yoshmo emas, 30 yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular yana biz uchun Parvardigoringa iltijo qilg'inki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Alloh haqiqatan uning rangi qorug'uchilarni zo'qlandirdigan sap seriq bo'lsin dedi. Ular yana Parvardigoringdan qandoq kalining talab qilinadiganligini uchuq so'rab bizga bayon qilgin. Biz uni muayyanlashtirishda tamtirab qoldik. Xudo xolisa uni cho'qim topamiz dedi. Musa javob berib, Alloh uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bijirim olisi yo'q bo'lishini aytdi dedi. Ular endi to'liq bayon qildim deb to'lishib ketdi. Andın ular kalını boğazladı. Bolmasa ular bu işini kılıdığandak emes idi. Yani şu vakanımı aslanlar ki, öz vaxtıda sizler bir kişini öldürgen ve şu haqta dadalaş kılışıp bir-birinlerini katil deyip ayıplegeli başlayan idinler. Allah sizler yuşur mahcup olganını aşkarlaş kararı geldi. Şu çağda biz dedik ki, öldürülgen kişinin cestige onun Yani kalı güçünün bir parçası bilen urunlar. Karanlar, Allah ülüklerini şundak terildirdi. Silerini çüşensin de kudretinin alametlerini silergi körüstüdü. Bu küçük kıssanın Kur'an-ı Kerim'deki bayan terzini birkaç noktadan mülahizi kılış mümkünçilikle mevcut bulup, onların birisi şu ki, bu kıssa Yahudilerinin milli mecaz karakterini ve atı miras tabiatını aydınlaştırıp berdi. Hem de bu kıssa arkalık ölümden keyinki hayatının mahiyeti, ölümden keyin kaydedin tırıldırıp turguzuluşunun karakteri cereyani. Şundakla yaratkıcının çeksiz küç kudreti namayan kılındı. Bunundan başka yana kıssanın bayan ve ifade uslubunun bedi'i artıkçılıkları başlanışı ve ahırlaşışı. Şundakla ularının mezmun tertibi bilen bolgan. Şundakla ularının mezmun tertibi bilen bolgan öz ara maslış çallıkı mı dikkatini alahide özüge tartıdı. Kıskartıp eytkanda bu kalı hikayesi Yahudilerinin milli kıyafetini nahayeti yukarı maharet bilen ifadele beyirdi. Hidayetinin pak, sap hem süzük serçeşmesi bulgan bu ilahi vehi bilen Yahudilerinin kalıp bağlanışlıkının Allah burun üzülüp bulganlığı. Gayipki iman, Allah'ı tevekkül kılıçının prensipleri üstüge nazil bulgan ilahi hidayetini kubul kılıçtın mehrum ikenliği. Allah'ın ehkamlarını ve yol yoruklarını kabul kılışta her daim ikkilenip, arkayı sürüp, yalgan bahanelerini körüstüp gelgeliki. Köp hallarda zuvandarlıki ve kap yürekliki tüpeyledin, dinnin simavulluk asaslarını mu meskır kılıştın yanmaydıgallıki melum buludu. Ularının peygamberi Allah'ın hükmünü ularga uçuk anlatıp, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً Allah sizlerini bir kalı boğuzlaşkı buyuruydu, deydi. Şunisi enik ki, bu hüküm söz cehette şu kadar uçuk hem sap idi ki,
onu derhal icra kılışkı bulattı. Yeni kilip hükümünü anlatkan peygamberimi onlarının en süyümlük rehnamesi bulup Allah Teala onlarını onun yetekçiliği bilallah Firavun ehlinin iğir zulmünden kutkuzgan. Ve kutkuzuşmu Allah'ın alahidi merhameti hem de közütüp yol körüstüşü asası da intayin hayran kalırlık mücizi bir şekilde eminleşken idi. Onlarının peygamberimi bunun herkes öz şahsi karşı ya ki şahsi hükmü emeslikini belki Allah'ın hükmü bulup şununki binaen onlara yetekçilik kılıp kitivat kallığını uç uçturup koygan idi. Şundaktı mı onlarının esledi nimi dep cevap verişi gerekliki ve nimi dep cevap verivat kallıkıga. Yine bir karar pekın. Mana onlar tazımı edepsizlik, hamakatlik ve hayasızlık bilen öz peygamberine nimi dediyse bizni meskır kılvatam sen dep cevap vermekte. Öyle bakaylı. İnna Allah'a ye'murukum en tezbahu bekara diyende nimi dep cevap verişti Yahudiler? Vay biz de sen meskır kıvatam sen de özünün en suyumluk, en uluğ bilgen peygamberi. Tekin, ne çükünün aldı da ola şu Firavun'un zulmeden kutlup çıkan idi. Yani şu uluğ peygamberine, Allah buyruvatı digen buyruğunu buyruvatkan peygamberine, numussuzlarca edepsizlik bilen, قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا Ya sen biz de meskır kıvatam sen. Dep, manım uşundak edepsizlik, hamakatlik, hayasızlık bilen özünün peygamberine bu cevabını verdi. Bu peskeşlikke karımamdıgan. Onlarının nezirde Allah'ını tunuyduğun adetteki bir adam emez. Belki Allah'ın şünkü uluğ peygamberimi normal işler uyak tutursun. Hatta Allah'ın şünkü muhim ehkam işleri de mi Allah'ın namı bilen bütün halkı alemini meskır kılalaydı. Şunu ular اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا Bizni meskır kılvatam sen demekteydi. Musa aleyhisselam bundak ahmakana peskeşlerce bu kadar ahmakana peskeşlerce böktanga nispeten ne'ûzu billah deyiştin başkın nimu mu diyalısın? Şunu o intayin yumuşak işare ve kinayiler bilen Allah'a kandak ihtiram kılış lazımlığını bildirdi. Onlarga bundak işini Allah'ın izzet hürmetidin bir haber, Allah'ın mukaddes kadir kımmeti kalbide yer almagan kişiden başkası sadır kılmaydı Allah'ını düşündürdü. Onlarga bundak işini Allah'ın izzet hürmetidin bir haber, Allah'ın mukaddes kadir kımmeti kalbide yer almagan kişiden başkası sadır kılmaydı Allah'ını düşündürdü. Ve onlarga أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Men cahillardek iş kılıştın Allah'a sığınıp panahlık dileyme. Dep bundaq cevap verdi. Bu hidayet, körsetme, emdilikte onlarının huşunu tepip elişiğe ve öz perverdigarı terepki yüzlenişiğe, şundaklı peygamberinin hükmünü icra kılışığa yeterlik idi. Ama Beni İsrail, Bari bir Beni İsrail bulgallığı üçün hüküm kilip bulguçı icra kılışı nedimi mümkün bulsun deysiz. Şundak. Eslede onlar hüküm asan çağdı bir kalını tutup boğuz lafla Allah'ın hükmünü ve peygamberinin işaretini asanla icra kılalaydı. Lekin del şu beytte onlarının hiliger tabiiyeti uygandı. Ve atı meras karakteri aldıdı mağlup bulup ne mi dedi deseniz? قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ Biz üçün öz perverdigarınca iltica kılgın ki bizgi kalının kandak nersi işkelliğine bayan kılsın. Dep sual koyup durverişti. Ular koyuvatkan sualdaki sözler dilla tehci ularının Musa aleyhisselam çakçak kılıvatam doğukandak digen gumanda işkelliği bilinip durattı. Ular şunca estağidillik bilen, deslepte goya Allah ularının emez, fakat Musa aleyhisselamınla perverdigar edek, biz üçün öz perverdigarınla iltica kılgan ki deyizse, arkadılla bu iş goya ularga emez, fakat Musa aleyhisselam bilen Allah kılı münasebetlikdek, bizgi kalının kandak nersi ikkelligini bayan kılsın deyişidu. Bu yerde gerçi maksat kalının kandak nersi ikkelligini bilişte kılsımı ama mahiyette
Ular mesxir kılgan şekilde huddi kalını bilmez Adem'de kalı digen zatı kandak narsa deyip soruşmaktaydı. Ve halen ki Musa aleyhisselam destlepteli bir kalını tutup boğuzlusu buludu kallakını ularga uç uxturup koygan idi. Şuna Musa aleyhisselam yanılı ularının sualını nezerden sakıt kılgan halda doğru cevabını kaytırıp, onlarını doğru yolga ekiliş getirişti. Onlarının esildeki sualıga cevap kaytırıp, kalının mahiyeti hakkında bolmuğur münazirlerini kılışıp yürüyüşünün ornuna akılsız, hamakat, pasıklarını doğru yolga yitekleş için teyillengen tedbirlik ıslahatçı ustazdaki cevap kaytırıp ne mi dediydiniz? Allah'ın buyruğu bilen, قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ Allah onu kıyırımı emez, yaşımı emez, uttur yaş bolsun deyip etti, deydi. Yani, bekmu kıyırıp gitmegen, bekmu yaş emez, uttur yaşlık bolsun, deydi. Arkadılla onlara nasihat kılıp, tekitligen haldinin, deydi. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Siler buyurulgan ne icra kılınlar, deydi. Tekin bek işkirlep kelmanlar. Sizler nimege buyurulgan bolsanlar şunu kılınlar deyip ulağı tekitligen halda fef'alu ma tu'marun. Sizler buyurulganla icra kılınlar deydi. Navadı ular hüküm icra kılışını halıgallı bolsa idi. Bu sözler bütünle yeterlik bulup Beni İsrail'ini tuluk kanaat deyip kuzalaydı. Peygamber ularını iki kıtım doğru yolga ekilip bulgan ve onlara Allah bilen münasebetlik sual cevabının ve onundun menfaatlenişinin edep kaidelerini öğütüp bulgan iken onlar çokum kalıları işçiden bekmu kıyırıp gitmegen ve bekmu yaş bulmagan otur yaşlık birinin tutuplu boğuluşu gerekirdi. Şunun bilen onlar bu perizinin mesuliyetini tizle ada kılgan ve özlerini artıkçı müşakkatlerine tıkıp almay Allah'ın hükmünü derhal icra kılgan bulatdi. Bırak Beni İsrail yanılı bari bir Beni İsrail idi. Bırak Beni İsrail yanılı bari bir Beni İsrail idi. Şunu onlar yanı ne mi dedi? Ha? Yanı kayıtlap ne mi dedi? قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا Biz üçün perverdigarınca iltica kılgın ki bizge onun rengini bayan kılsın deyip sual koyuşku başladı. Şunda kılıp ular biz üçün perverdigarınca iltica kılgın ki degenini üçüncü kıtım tekrarlıgan buldu. Ularının bunca tekrarlıp çın türbelişi neticesi de ularga tepsili cevap bir işki doğru geldi. Şunu ularga قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ Allah hakikaten onun rengi karguçlarını zoklandırdığan sap serih bolsun dedi deyip cevap verildi. Şunda kılıp ilgiri şunca asan becergeli buluduğan adli bir işini ular özleri kıyırlaştırıp mürekkepleştirdi. Emdilikte ular kandaklı bir kalını emez, belki kıyırıp mı ketmegen, bek yaş mı bulmugan, uttur yaş, rengi sap serik, parkırak, onun üstüge uğruk, onun üstüge uğruk, avak, körümsüz emez, belki karısı Adem'nin könlünü hoş kılığı dekterecide bir kalını boğuzlamasa, bulmaydıgan yeri getgen idi. Şunisi inek ki, kala, taza, semiz, kamlaşkan, hayati küşü urgup, şaş, çapçıp durduğun, rengi parkırak bolgandıla andın Adem'nin kalbini hoş kılalaydı. Çünkü kişiler ulağlarının şundak süpetlik buluşunu yaktırdı. Umumen uğruk, avak, set canavarlarını yaman görüp, uttur yaş, çıraylık canavarlardan suyunudu. Kıskısı Beni İsrail'in işini unçuvala arkağı sözüşü adetten taşkara heddidin eşip ketkellek idi. Şundaktı mı, ular yeni buldu kılmay, özünün azgullukını ilgili sürüp, meselini tihimi mürekkepleştirişke ve özlerini tihimi kıyıncılıkı tıkışkı başladı. Şuna Allah Ta'ala mı, ularının pozisyesine binaen öz hükmünü tihimi kıyıllaştırdı. Şunki tefsilatlardan kiyin mu, ular yeni bir dillı kalının mahiyet karakteri hakkında sual soruşka başladı. قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَ Ular yine perverdigarından zadı kandak kalının talep kılındığı Allah'ını uçuk sonra bizge bayan kılığın deyişti.
ular özünün bundaq sual soraşlarga ve sozup tartıp yürüştürüge karıta innel bekara teşabaha aleyna biz onu muayyelleştirişti gangırap kaldık dep sebep görsetti. Ondan ular özlerinin osallıkını his kılgandak bir terizde inşaallahu le muhtedun Allah halisi onu çokum tapımız deyişti. Bu tügümez izilengü hoşametçilik, ayığı çıkmaz besmunazirler neticesi de hükümlü tihimu kıyın, mürekkepleştiriş, şundaklı tallaş ve emel kılıçının kengri dairesini tihimu tarlaştırış, şu arkalık talep kılınıvatkan kalığa yeni bir kancı süpetlerine mi koştun başka çare kalmağın idi. Ve halen ki ilgiri buncu süpetlerden hiç kereki yok bulup hükümlü icra kılıçının dairesi mi nahayet kengidi. Şu an Allah Subhanahu ve Teala "Kâle innehu yekûlu innehâ bekaratun lâ zelûlun tusîrul arda ve lâ teskil harse musallemetun lâ şiyete fîhâ." Musa aleyhisselam cevap verip etti ki Allah onun yer heydep ekin suğurup köndürülgen bulmasını becerim alısı yok buluşunu etti dedi. Emdilikte kala şaş köngülünü söyündürdüğün, rengi seyrek, parkırak, otur yaş bulup da kalmazdın, belki yine emge kisilinmeğen, yer heydetilmeğen, ekin suğuruşku selinmeğen, rengi de mu hiçbir dağ bulmağın buluşu gerek idi. İş manı şu derecegi yetkendila, ular hoşunu taptı. İşini tehimi mürekkepleştirip, nurgun şartlarını koşkuzup, özünün emel dairesini tehimi tarlaştırıp, ahirki çekki yetkendiyken onda ne mi dediyseniz قَالُوا الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ قَالُوا الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ emdi doğru gepni kıldın deyip toğuluşup getişti. Goya ilgiri kılınan gepler doğru emes iken doğru emes dek öyle bakaylı Musa aleyhisselam edepsizlik kara bakaylı قَالُوا الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ emdi doğru gepni kıldın deyip toğuluşup getiştim. Huddi goya ilgiri kılınan gepler doğru emesiydi. Mana emdiki baskışkı kelgendila Musa aleyhisselam'ın kılgan sözleri doğru bulgan idi ulanın nazirde. İlgirikisi doğru olmay, muşu baskışkı kelgen vaktadila andın Musa aleyhisselam'ın kılgan gepleri doğru bulgan idi. Fezebehuha ve ma kadu yef'alun. Andın ular kalını boğazladı. Bolmuş ular bu işini kıldığandaki emesiydi. Kılanmaya kalktı. Tas kagan idi bular. Kılıdığandak emes idi ular. Bolmasa ular bu işini kılıdığandak emes idi. Ular ilahi hükümünü icra kılıp, ilahi perizini ada kılıp bulgandıyken hikayenin ahirada Allah Teala ularga bu kalını nimi üçün boğuzlaşkı buyuruydu gallakını eğitip buyurdu. Allah ularga nimi üçün bu kalını boğuzlaşkı buyuruydu gallakını eğitip buyurdu. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Yani şu vakanı mı aslanlar ki öz vaktede sizler bir kişini öldürgen ve şu hakta datalaş kılışıp birbirinlerine katıl deyip ayıplıkla başlayan idiler. Allah sizleri yuşurmakçı bulgan ne? Aşkarlaş kararak geldi Allah Subhanahu Teala. Şu çağda biz dedik ki, öldürülgen kişinin cestige onun bir parçası bile uğrunlar. Yani kalının bir parçasını elip, göçüdün bir parça, şunun bile uğrunlar öldürülgen kişini. Karanlar, Allah ölüklerini şundak tırıldırdı. Silerini çüşensun de kudretinin alametlerini silergi körüstüdü. Çünkü Allah Subhanahu Teala şu öldürülgen kalının bir parçasına ilik öldürülgen kişini urgan deyken tirildirgen Allah Subhanahu Teala verdi. O kişi tirilip öldürülgen kişi özünün katilinin kim ikerliğini söyleyip begen. Hem de bana bu yerde biz kalı hikayesinin Allah'ın çeksiz kudretini namayen kılıp yerdiğen başka bir terapiye yetkiliyen bölümümüz. Bu arkalık hayat bilen mamatının mahiyeti, ölümden kin kayıt tırıldırışının karakter ceryanı malum bulundu. Bu yerdeki söz uslubi hikaye tarzının ornuğa hıtap tüsünü alıdı. Allah Teala Musa aleyhisselamın kavmini kalı boğuzlaşkı buyuruştu ki hikmetini aydınlaştırıp verirdi. Esli vaka mundak idi. Ular birisini öldürgen bulup
Beni İsrail kavminin içinde birisini öldürgen bulup hemmeyle mesuliyetin özünü kaçırış için cinayetini birbirine döngümekteydi. Ama oturdu hiçbir şahit yok idi. Allah Teala ölgen kişini tirildirip onun tili bilen hakkını oturduğu çıkırışını halidi. Deslivide kalını boğulaşkı buyurganlıkı bulsa eşu hakkani güvahlıkının taşkı vasıtası bulup kalının bir parça göşü bilen ülükünü uğruğanda ülük tirilip kopattı. Ahri rastırlı şundak buldu. Ular ülükünü boğuzlanan kalının bir parça göşü bilen uğurdu. Ülük tirildi ve öz tili bilen katilini eğitip verdi. Cinayetinin üstüge yapılgan perdeler kayırıp taşlandı. Şunda kılıp Allah Teala en küçülük delil bilen hakını hak, batılını batıl kılıp otturga çıkardı. Hem de bu yerdeki sual şu ki, bundak taşki sebep vasıtlarının zadı ne mi haciti? Allah Teala onunsız mı hiçbir sebepsiz ülükünü tirildireleydi o? Boğuzlanan kalı bilen öldürülgen kişinin otturası zadı kandak münasebet var diyen sual çıkardı. Beni İsrail'nin adetine göre umumen Allah'ı yakınlık kılışının vasıtası orunda kalı kurbanla kılınattı. Bırak boğuzlanan kalının bir parça göşü bilen öldürülgen kişine uğruğanda onun tırılıp kopuşudun ibaret bu menzireye gelsek göş parçası da birer hayatlık ameli yok idi. Belki fakat Allah Teala'nın uluk kudretin namayan kılıp bir vatkan taşkı sebeptirli ibaret bulup onun mahiyetini insanın bilip itelişi mümkün emez. Şuna gerçi kişiler onun tesiri ve neticesini öz gözü bilen körü vatkan bulsun mu ama ülüklü tirildirişinin bu yolu onlarının akıl idrakinin taşkırı idi. Ha? Kezalike yuhyillahul mevte. Allah ülüklerini manışında tırıldırdı. Yani huddisiler öz gözünler bilen körüp durvatkandak muşunda tırıldırdı Allah subhanahu teala ülüklerini. Şundaktı mı siler onun bunundaki maksat şu ki ha? Şundaktı mı siler onun hakikatinden habersiz kılıbırsılar. Kandaklar ki tırılgellekini bilelmeysiler. Bunundaki maksat şu ki Allah Teala ölgen insanlarını eni şundak cepa muşakkatsızla kaytı tırıldıraleydi o. Değilgen maksat kılmakçı. Ölüm bilen hayatının mahiyeti otursa da başını kaydırgıdak derecede nihayeti yırak musabı buludu. Bırak Allah'ın kudretine nispeten bu intayin addi perih bulup ölüm bilen hayat nihayeti asıllı bir iştir Allah subhanahu teala'ya nispeten. Bu kandak sige degen sual koyulganda şundak. Hiçbir akıl manı bu kandak sige'nin tehdiki yitip paralmaydı. Kandak sige degen bu sualının tehdike hiçbir akıl yitip paralmaydı. Onu hiç kişi bilemeydi. Ölüm bilen hayatının sırrını biliş mahiyette Allah'ın sırrını bilgenliktir. Bu pani cihanda Allah'ın sırrı yetiş mümkün emez. İnsan fakat bu sır hikmetler üstüde tefekkür yürgüzüp savak, ibret ve nasihat hasıl kılalıydı halas. Ve yurikum ayatihi leallekum teakilun. Allah sizlerini çensin de kudretinin alametlerini sizlerine körüstüdü dedi. Hem de bir söz tertibi bilen işbadi güzellikle otursudaki maslışışçallık üstüde toktülümüz. Biz bu kıskı hikayenin başlanışında özümüzde aldık yayınını bilgili bulmaydıgan mechulluk içine kirip kalgandak eskilimiz. Hikayenin baş kısmında Allah Teala'nın nimi üçün kalı boğulaşkı buyurganlıkını huddi beni İsrail özümü bilenmegendek bizmü bilenmeyi kalımız. Aslında o arkalık beni İsrail kavminin Allah'a itaat kılış ve razılık bilen baş egiş duygusunu sınaş maksat kılınmaktaydı. Ancak hikayenin asli kısmı başlanıp onun da Musa aleyhisselam bilen kavmi arasında sözleşiş devam kılıdı. Sözleşiş tehimu ilgirlegençe bu sohbetke Allah subhanahu ve teala mukatnaşıdı. Bırak Allah bilen Musa aleyhisselam otursa kandak sözlerinin bulunganlığını bilgili bulmaydı.
Bu halen ki her kıtımda Beni İsrail kavmi Musa aleyhisselam'a perverdigarından sorap eğitip veriş, perverdigarından sorap eğitip veriş şartını koydu. Her kıtım sual soruğanda sen perverdigarından sorap eğitip veriş, perverdigarından sorap eğitip veriş şartını koydu. Musa aleyhisselam'ı aldı bilen perverdigarından sorap ondan cevap verirdi. Bırak ayetinin söz tertibi de Musa aleyhisselam'ın Allah'tan nimelerini soruğallıkı. Ve Allah'ın nimi deb cevap kaydırganlığı hakkında hiç neresi değilmeydi. Del manı bu sükut Allah'ın uluğuluğuna ve büyük mertebesine naidin mümaslaşkan bulup, navada Allah bilen Musa aleyhisselam otursudu mu, huddi bu vakadaki Beni İsrail bilen, Beni İsrail kavminin tersalarcı söz kılıç karakterine okşaş, sual cevapları bulup kalgan bolsa idi, elbette Allah'ın uluğuluğuna kat'i münasip olmağa mıladı. Ahırda huddi aynı çağda Beni İsrail'e nispeten kütülmegen iş bulgandak tuyuksızla Allah Teala Beni İsrail'ini buğuzlanan kalının cansız göç parçası bilen ülükni uruşka ve onun kandaklarca kaytidin tirilip söz kılıdıgallakını köylüşke buyuruydu. Ve halen ki kalının göç parçası da ne hayatlık, ne hayatlığının birer ilmin de yok idi. Kıskısı, Kur'an-ı Kerim'nin başka hiç, Kur'an-ı Kerim'nin başka kıskıca güzel hikayelerine okşaş, bu kıskı hikayede mu, mezmun yönelişine uygun şekilde pevkul adlı bir hikmetlik işbade uslubi işletilgenlikini görürüz. Kısının bu ahirki menzirisinin tügenci kısmı da, şundaklı kıssedin ilgiriki ibretlik görünüşler ve ibretlik vakaller neticesi de hem de Beni İsrail'in kalbi yumuşap Allah'a bulgan korkunç hem takvalık duyguları uygunup kalsa acep emez digenini ümit kılışkı bulattı. Ama sözünün ahiri del kütülgenin eksici sözleri bilen tamamlanıp atkallığını görüp çokum hayretti kalmay turalmaymış. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ama şundak alametlerini körgendin ki mu dilinler taş tek getip getir dedi Allah Subhanahu Teala Beni İsrail'e. Belki katlıkta unundun mu eşip getti. Çünkü taşlarının arısı da içinden bulak ikip çıkıdıkalları mı var? Yerilip arısından su çıkıdıkalları mı var? Allah'tan korkup domulap çıkıdıkalları mı var? Allah kılmışınlardan habersiz emestir. Bu yerde onlarının kalbi taşkı okşutulmakta. Hem de taşkı okşutuluş bilenten onlarının taşlı mukattı kahşallışıp ketkerlik tesvirlenmekte. Hem de taşkı okşutuluş bilenten onlarının taşlı mukattı kahşallışıp ketkerlik tesvirlenmekte. Beni İsrail kavmi bu yerde okşutuluvatkan taşını obdan biletti. Bunundan ilgiri ular taştın 12 kuduğunun itilip çıkanlığını mı? Ve Allah'ın bir tecelli kılışı bilen tağının parça parça bulup Musa aleyhisselam'ın huşsuzlanıp yıkılıp çıkanlığını mı? Üz gözleri bilen körgeni de. Şu mücizelerini Beni İsrail kavmi üz gözü bilen körgeni de. Ular bunundan ilgiri ular taştın 12 kuduğunun itilip çıkanlığını mı? Ve Allah'ın bir tecelli kılışı bilen tağının parça parça bulup Musa aleyhisselam'ın huşsuzlanıp yıkılıp çükellekini mi üz gözleri bilen körgen idi. Lekin körümüz ki muşuncu işlerden kim mi onlarının gözleri bilen onlarının gözleri bilen körgen idi. Yak keçir onlar. Lekin körümüz ki muşuncu işlerden kim mi onlarının kalbi azrak mı yumuşaydı mı gen idi. O kafir kalpler Allah'tan korkup lerzigi kelmeydi. Tihim o bek katmanlaşattı. Kahşallaşattı. Şunu onlara
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah kılmışınlardın habersiz emestur deb agahlandırış berilmekte idi. Muşunun bilen Beni İsrail kavminin küpürlükka, peygamberini yalgangı çıkırışka, hilin eyren, pitni pasat, buzukçılıkka, hükümge hılaplık kılış, asilik, Allah'tın korkmaslık, kakşal yüreklik, bahanı hurluk, yili gellek getolgan bütün tarihinin destlepki kısmı tamamlandı. Hürmetli radyo anlayıcı kardeşler, Vahiy Penceresi programımızın 18. saniye bugün muşu yerde ahırlaşıdı. İnşallah kiler kıdımkı programımızı görüşkice silerini Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Kadirli kıyrındaşlar, dünyanın her kaysi caylardaki barlık kıyrındaşlarınlarla şundakla kemini aciz üçün icabetlik dualarınlarda dua kılıp kuyuşanlarını çin kalbimden ümit kılımen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala.